Saygıdeğer misafirler, modern yapım yöntemleri geliştirerek ve inşaat malzemesi üretiminde çağdaş teknolojiler kullanarak uluslararası platformlarda daha etkin rekabet etmek istiyoruz. İhracat kalemlerimiz arasında çok önemli bir yere sahip olan yapı malzemeleri sektörümüzün uluslararası pazarda daha fazla yer bulmasını istiyoruz. Ancak şunu da unutmamamız lazım. Bu büyük pazarda söz sahibi olabilmenin yolu daha nitelikli, daha kaliteli ve uluslararası standartlara uygun üretim yapmaktan geçiyor. Biraz önce de Sayın Başkanımızın belirttiği gibi ürünlerimizin kalite noktasında hiçbir sıkıntımız yok. Bizim görevimiz bu ürünlerin uluslararası pazarda daha etkin bir şekilde yer almasına imkan sağlamaktır. Siz değerli sektör temsilcilerimizin bunun bilincinde olduğundan hiç şüphemiz yok. Biz de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak hiçbir zaman sektöre rağmen bir bakanlık olarak çalışmayacağımızı, sizlerle beraber çalışan bir bakanlık olacağımızı da burada belirtmek istiyorum. Tüm süreçleri birlikte yöneterek sürekli istişare halinde olacağımızı söylemek istiyorum. Bakanlık olarak 81 ilimizde yıllık ortalama 18 bin civarında piyasa gözetim ve denetimi gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalarımızla güvenli yapı malzemelerinin piyasaya arzının sağlanmasını büyük ölçüde başardık. Denetimlerimiz sayesinde güvenli ürün arzından çok olumlu sonuçlara ulaştık. Denetim istatistiklerine göre 2013 yılında piyasaya arz edilen güvenli ürün oranı %82 iken 2014 yılında %91'e, 2015 yılında %95'e ulaşmıştır. Bugün burada bu oranı daha yukarıya taşımak için mobil denetim uygulamasını hep birlikte hayata geçiriyoruz. İnşaatlarda kullanılan betondan demire, seramikten izolasyon malzemelerine kadar geniş bir yelpazede piyasa, gözetim ve denetim faaliyetini yapmak ve milletimize daha kaliteli hizmet verebilmek için attığımız bu adımın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu dağıtım töreniyle mobil denetim sistemimizi devreye almış, uygulamayı tüm ülke çapında yaygınlaştırmış olacağız. Bu sistem sayesinde denetim verilerinin eş zamanlı olarak merkezi sisteme aktarılması ve şeffaflığın artması sağlanacaktır. Ayrıca piyasaya güvenli yapı malzemelerinin arz edilmesini, tüketicinin ve rekabetin korunmasını sağlayacaktır. Adres ve koordinat bilgi sistemine göre çalışan uygulama sayesinde ilgili kamu kurumlarıyla eş güdüm oluşacak, kayıt dışı üretimin kayıt altına alınması ve merdiven altı üretimle mücadele konusunda büyük kolaylık sağlanacaktır.